Selamun aleyküm abelem, obalam, kardeşlem, arkadaşlem. Çelik Çiftliği YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekipman garajımızı tanıyoruz. Ekipman garajını tanıtmamızın birinci sebebi yeni çiftçiliğe başlamak, yeni hayvancılık yapmak isteyen insanlar var. Bunlar çiftçiliğe ve hayvancılığa en temel hangi ekipmanlarla başlayabilirler? Fiyatları nedir? Piyasa nasıldır? Gibi sorular sordular bize. Biz bunlara cevap olsun diye bu videoyu çekiyoruz. Bir diğer amacımız ise insanlar ekipman garajınızı tanıtın. Çelik Çiftliği'nde hangi ekipmanlarla çalışıyorsunuz, hangi ekipmanları kullanıyorsunuz diye sorular sordular. Yine aynı şekilde bu sorulara da cevabımızı bu videoyla veriyoruz. Yanımda her zaman olduğu gibi videoların baş tacı Emmoğlum var. Emmoğlum merhaba. Emmoğlum merhaba. Ne yaptın? İyidir, sen ne yaptın? İyi, ben de çok şükür. Soğuk bir Kütahya gününden. Evet, çok acar bir soğuğu var. Dıngılayıyor musun? Hem de acar. -20, -25'lere kadar var, düşebilen hava sıcaklıkları var arkadaşlar. Her yer donuyor, her şey donuyor. Gün içerisinde donla mücadele ediyoruz. Vakit bulduğumuzda da bu çeşit videolar çekiyoruz, çekmeye çalışıyoruz. Çekmeye de devam edeceğiz. İnşallah. Yanımızda 13'lü Alpler'in kaz ayağı var arkadaşlar. 2012 yılında aldığımız Alpler'in kaz ayağını hala kullanıyoruz. Kullanmaya devam ediyoruz ve memnunuz. Alpler Aydın'da kurulmuş bir makine ekipman sanayi. Pulluklarımız da aynı şekilde Alpler. Memnunuz, memnuniyetle kullanıyoruz. Kaz ayağının nasıl kullanıldığını, fiyatının ne olduğunu Emmoğlum size kısa bir şekilde anlatacak. Arkadaşlar merhaba. 13'lü kaz ayağı var. Bunu dastları çiftlerken ot ile mücadelede kullanıyoruz. Sağlam, yaylı bir kaz ayağı. Ot toplamada normal boyutta ayakları var. Onlarla topluyoruz. Sulu bir tarım yaptığımız için çok böyle nadas bıraktığımız bir tarlamız yok. Evet. Onun için senede bir gün, iki gün kullanırsak kullanıyoruz. Fiyatını da söyleyeyim. Fiyatı 18 bin lira. Beygir gücü aralığı 80-90 beygir arası. Evet. Ama 110'lukları da takıyoruz şimdi. Takıyoruz. Aynen. Çünkü rahat bir şekilde çekiyor. Hızlı evet. Çekiyoruz. Yani daha büyüğü olup ağır fitesle gitmektense biraz daha ekonomik, hem mazottan hem zamandan tasarruf ediyoruz bu şekilde. Hemen yine sola geçtiğimizde yine Alpler'in 12 numara dörtlü pulluğu var. Bunu LS90 Erkun 80 traktörümüz olduğunda almıştık. Bunu Erkun 80 traktörümüze göre aldık. 2014 yılında tahsis ettik. Dörtlü dediğim gibi 12 numara aynalı. Alpler'in yine bir pulluğu. Alpler pullukta Ünlü ile rekabet ediyor. Yani Türkiye'de benim bildiğim, benim gördüğüm Ünlü ve Alpler Türkiye'nin her yerine ürün satabilen bir marka. Bunu dediğim gibi Erkun 80'e takıyoruz. Bir yanımızda da beşlisi var bunun. Onu da LS90'a göre almıştık. Bunları Erkuntları 110 yapmamızla birlikte dörtlü yine 16 numara pulluğa yükseltmeyi düşünüyoruz. Ancak şu anda hala kullanıyoruz, kullanmaya devam ediyoruz. Evet. Pulluk ne işe yarar arkadaşlar? Pulluk toprağı devirmeye yardımcı oluyor. Alpler tercih etmemizin sebebi sağlam olması, ağır bir makine. Pulluk aynaları, alt bıçakları değişiyor. Yeni modellerde böyle. Çok tercih etmiyoruz çünkü yatay işleme biz karşıyız. Çizer, mikser gibi işlemlerle kullanıyoruz. Ancak toprağımız çok çamur olduğunda mecburen pullukları kullanıyoruz. Yandaki tekeri ise derinlik ayarını yapıyor. Evet. Fiyatı nedir amma? Fiyatını söyleyeyim ben bunun. Sıfırı 10-12 bin lira arası pulluk fiyatları. 4'lü 12. Şimdi hemen yanımızda bir tane 5'lü 12 pulluğumuz var. Onun da özellikleri aynı. Tek farkı 5'lü olması. Onun da bir fiyatını söyleyelim. Onun da 13-15 bin lira arası Alpler'in. Hmm. Yani bir ayna fazla olduğunda 3-4 bin lira, 4 bin lira bir atıyor. Fark oluyor. Evet. Bunlar birer kulak daha büyüyor sanırım. Evet. İstek halinde. Hı hı. Bunları altlıya da çevirebiliriz veya otomatik pulluklara da dönebiliriz. Evet, pulluklarımızı söyledikten sonra hemen solumuzda helezonlarımız var. Daha önceki videolarda da söylediğimiz gibi biz arpa buğdayın sapını toz saman halinde kullanıyoruz, hayvanlarımıza yediriyoruz. Bunun sebebi söylediğim gibi bize zaman ve işçilik maliyeti olarak daha ekonomik geliyor. O yüzden bunları kullanıyoruz. Samanımızı yaptık, remorklarımızla taşıdık. Samanlığımıza döküyoruz bunlarla, borular yardımıyla. Samanlığımıza istifliyoruz arkadaşlar bunları. Birkaç yıldır bunları da kullanmıyoruz. Sebebi büyük samanlıklar depoları yaptık. Evet. Damperleyip Emmoğlum kepçe yardımıyla siloya samanlarımızı depoluyor, istifliyor diyelim. Arkada eli bollar var bir tane. Onu zaten kullanmıyorduk. Önde de Şimşek marka bir helezon var. Saman helezonu. Dediğim gibi bunu da artık kullanmıyoruz. Evet. Bunların fiyatları hakkında fiyatını bir bilgin var mı? Bu 5-6 bin lira arası bu makineler. Şimdi burada Balıkesir yapımı Tınaz marka
yonca toplama pırpırımız var arkadaşlar. Evet. Bu da yine kuyruk miliyle çalışıyor. 2017 model bir makine. Bunu da 3 yıl önce sıfır olarak aldık. Hala kullanıyoruz. Kullanmaya devam ediyoruz. Bundan önce yerde yürüyen üçlü dörtlü pırpırlar vardı. Hepiniz bilirsiniz. Bundan önce de o pırpırları tercih ediyorduk, kullanıyorduk. Artık buna geçtik. Bundan da bir hayli memnunuz. Emmol'un bunun fiyatı nedir? Emmol'un bunun fiyatı 15 bin lira. Bunu biz 3 sene önce 6 bin liraya almıştık. Evet. Arada yine bir uçurum oluşturulmuş. Evet. Makine ekipmanlarının ne kadar değerlendiğini, fiyatının ne kadar arttığını buradan da anlayabiliyoruz. Evet. Yeni başlayanlar için pırpırı öneririz. Bunlar ucuz. 2000 lira, 1500. Evet. O civarlarda. Bunlar sıra bağımsız topladığı için. Evet, ve kuyruk miliyle topladığı için. Öbürküler manuel. Yürüyorsun, arkandan dönüyor, geliyor. Aynen. Buradaki yani, sağ kolu indirdiğimizde sağ tarafımıza istifleyebiliyor. Şimdi bir diğer ekipmanımız olan silaj makinesinin yanına geçiyoruz. Makine ekipman garajımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Şimdi Tınaz marka çift sıralı sıra bağımsız silaj makinamızın yanındayız. Silajlık mısır tarımı yapmaya başladığımızdan bu yana Fimax makine kullanıyorduk. O Fimax sıra bağımsızdı, yine çift sıralıydı. Acayip sorunları, acayip arızaları meydana geldi. Çok zorluk çektik. Onu elimizden çıkartıp 2019 yılında yine Balıkesir yapımı olan Tınaz sıra bağımsız çift sıralı silaj makinesini aldık. Bıçak dizilimi olsun, makine ekipmanlarının birbirleriyle uyumlu çalışması olsun, Tınaz çok başarılı bir makine. Bizim işimizi gerçekten çok kolaylaştırıyor. Severek kullanıyoruz. İşlerimizde, mısır silajında bize büyük kolaylık sağlıyor. Arıza aşmaması, sağlam olması bizim için en büyük artılardan birkaç tanesi. Evet. 2019 model demiştim. Bunun fiyatını söyleyeyim ben ilk önce başlamadan. Hı hı. 2019'da 46 bin liraya almıştık sıfırını. Evet. Şu an 70 bin lira kadar dayanabiliyor fiyatı. Yine uçup gitmiş. Evet. Tınaz tercih etmemizin başlıca sebeplerinden biri tane patlatma özelliğinin olması. Daha sonra hafif bir makine olması ve sınıfında kaliteli bir ürün olması. Bunu Çalmat'la da biz karşılaştırıyoruz tarlada. Evet. İnan gerçekten güven veriyor. Bunun beygir sınıfı aralığı 80-90 beygir olarak sınıflandırılır. Ancak buna bir randımanlı şekilde çalışması için 100 beygir gereklidir. Baca uzatmamız yok. Yüksek kamyonlara da sarabiliyor. Ancak çok ilaveli kamyonlarda zorluk çekebiliyor. Mesela Çelikel de var, Çalmak da var bu baca uzatmaları. Hı hı. Bunlar da yok. Kamera taktırdık. Tepeden görüş açısını güzelleştirdim. Arkunt 80'liğinde 4 çıkış olduğu için buraya yağ deposu ekletip bunu kendinden kontrollü yaptık. Evet. Daha sonra altında kök patlatma dediğimiz, yani kök yok etme dediğimiz işlem uygulanıyor. Sigorta sisteme kayışlı olduğu için bu da başlıca tercih sebeplerimizden biri. Diğer Fimax'ta biliyorsun ki demiri vardı, sigorta demiri. Evet. O çabuk kırılıyordu. Bu kayış yanıyor. Sezonda işte 4-5 tane değiştiriyoruz. Senede 300 dekar yarışlıyoruz bununla. 300-400 arası. Herhangi bir sorun olmadan çalışıyor. Bu yüzden Tınaz tercih edilebilir bir marka. Diyoruz ve Tınaz çift sıralı makinamızı anlatmayı bitirip diğer ekipmanlarımızı tanıtmaya geçiyoruz. İçeride bulunduğumuz ortam karanlık çünkü kapılar donmuş. Depomuzun kapılarını açamadığımız için birazcık karanlık. Bunun için de kusura bakmayın yani. Yanımızda şakalak 24 sıralı sıra izli hububat mimcerimiz var. Bunu bu sene temin ettik. Bununla bu sene arpalarımızı, buğdaylarımızı ektik. Bunun yanı sıra yine yonca ekebiliyor, haşhaş ekebiliyor. Değil mi Emmol'u bu? Granül gübre atabiliyor. Granül gübre atabiliyoruz. Bu şakalığın 2020 model 24 sıralı mimzeri. Bir orta boy çiftlik için, tarım işletmesi için biraz büyük boyutlarda bir mimzer. Yani temel bir gereksinim değil. Onun, bu yeni başlayanlar için değil. Evet, bir tık üstü. Aynen, bir tık üstü. Mimzer gayet güzel, sık olmasının avantajı çok. Evet. 4 sıralı. Daha sonra granül gübre atabiliyor. Hı-hı. Diğerleri atamıyor biliyorsun. Evet. Diğer holderlarla da atamıyoruz. Çünkü döndüğünde ateş çıkartabiliyor. Ancak bunun bu özelliği gerçekten güzel. Evet. Sıra izle yan tarafta. Hı-hı. Fiyatı da uygun. 40-50 bin bandında. Evet. Bir mimzer. Güzel. Bunun alt sistemleri de güzel yerleştirilmiş. Evet, kesinlikle. Toprak toplamıyor ekerken. Yani bu rutubetli bir tarlada da ekim yapabiliyorsunuz. Evet. O yönden güzel. Teker izini de kaybediyor öndeki çapalar sayesinde. Hı hı. Kullanışlı bir makine yapmışlar. Evet. Arkasına koydukları küçük tekerlekler sayesinde
tohum yatağını açtıktan sonra tohumu kapatıp üzerine bir baskı uyguluyor ki tohumun oradaki nemi kaybetmemesini sağlıyor. Bunu traktörün çekisine değil de hidrolik kollarına takıyoruz. Hidrolik kollarından ekim yapılabiliyor. Evet. Hemen arkasında Özdöken'in 16 sıralı hububat mimzeri var. Bundan önce bununla ekim yapıyorduk. Bu traktörün çekisine taktığımız bir mimzer. Yine aynı şekilde hububat mimzeri. Bununla arpa, buğday ekebiliyoruz. Çakalak geldikten sonra bunu depomuza çektik. Bunu da belirli zamanlarda yine kullanmayı düşünüyoruz. Bunu hidrolik kollarına değil de traktörün çekidemirine takıyoruz. Traktörün üzerinde tekerlerle birlikte döne döne ekim yapıyoruz. Hububat ekiyor, yine aynı şekilde gübre atabiliyor. Burası karanlık olduğu için burada çok fazla zaman kaybetmiyoruz. Fiyatı bunun 0.25 bin lira. Evet. Ayrıca bunu hard traktörle ekebilirsiniz. Öndekinde 80 beygir ve üzerinde ekmeniz gerekiyor. Evet. Çünkü kollara takıldığı için önlerini kaldırıyor traktörün. Ancak bunu da 240'la daha ekebilirsiniz. Bu yönden kullanışlı bir mimzer. Evet, mimzerimizi de söyleyip fiyatına aktardıktan sonra yine her çiftlikte, her tarım işletmesinde olması gereken zorunlu bir ekipman remork arkadaşlar. Bizim buralarda çift dingil 4 teker remorklar kullanıyoruz. Bizim bölgemiz ova bölgesi olduğu için buralarda çok fazla eğim yok. O yüzden bu remorkları tercih ediyoruz. Üzerinde görmüş olduğunuz gibi tentesi var. Bunlar saman gergileri. Bu iki remorkumuzda bunları üzerinden hiç çıkarmıyoruz. Bunların işi silajda ve samanda depomuzdan çıkıyor ve çalışmaya başlıyor. Kuyruklu biçer döverle saman yaptığımız için biçer döverin hemen arkasına remorkumuzu takıyoruz. Bacasını bu delikten içeri yerleştirip remorkumuzun içine saman dolduruyoruz. Daha sonra çift sıralı makinamızla silaj döneminde de bununla yine silaj taşımacılığı yapıyoruz. Bunun da fiyat bandı 25-30 bin liralar arasında. Sıfırı yani. Bu evet, sıfırı. Gergili olan. Bunu kendimiz yaptırdık dediğimiz gibi. Harmanda üstünü kapatıp silaj zamanında üstünü açıyoruz. Evet. Daha sonra depomuza kaldırıp bir dahaki sezonu bekliyoruz. Evet. Hemen yanımızda ne var? Hemen holder yanımızda var. Bir holder var. Sıvı ilaç attığımız. Tarmak tarım makinelerine ait 600 kiloluk bir holder. Bu 266 Gold traktörümüzün arkasına takıp kullandığımız bir ilaçlama makinesi. İçerisine kuyumuzdan suyumuzu dolduruyoruz ve bununla ilaçlama yapıyoruz. Boyut olarak bize yetiyor, kullanışlı. Kuyruk miliyle çalışıyor ve sağlıklı bir şekilde ilaçlama yapabiliyor. Evet. Fiyatını söylemek istersen Emmoğlu. Fiyatı 5000 lira Emmoğlu bunun, evet. Sıfırı. Sıfırı 5000 lira. Bunları evet, bunun sıfır fiyatları üzerinden söylüyoruz arkadaşlar. Yani bir yanılgı olmasın. Evet. Bu makineler gerçekten kullanışlı. Bu kafalar değişiyor eskidiği zaman. Tıkanmalarda evet, açıp kullanımı kolay bir makine yapmışlar. Güzel. Evet, burada yanımızda patpatlarımız. Evet, patpatlarımız var, su pancar motorlarımız motorları var. Bir tanesi Lombardin dediğimiz büyük tip, diğerleri pancar motoru markasında 3 tane küçük. Bunlarla mısırlarımızı, arpamızı, buğdayımızı, yoncamızı gerektiğinde sulayabiliyoruz. Evet, bunların fiyatlarını söyleyeyim ama oğlum. Evet. Küçükler 3-5 bin lira arası, büyük 12 bin lira sıfırı. Bunların sıfırı yok sanırım. Şu an üretimi yok diye biliyorum ben de. Yani üretimi oluyorsa da yine bu küçük bandında yapıyorlar. Evet. Fiyatı da 3-5 bin lira arası, her çiftlikte olması gerekiyor bunda mutlaka. Evet. En azından bir tane. Çünkü elektrikler gidebilir. Hı hı. Pompanız arıza verebilir veya barajdan su kesintisi olabilir. Bunlarla yer altından suyunuzu çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar bu tarafa geçtiğimizde ise Yörükoğlu'nun çift disk 800 kilo gübre dağıtıcısı var. Bunun fiyatını söyleyeyim. Bu 4000 lira civarında. Çift disk olması daha geniş menzile atıyor. Balık sırtı yaptığımızda da 1 tona kadar alabiliyor içinden. Daha sonra arkasında sönmezler süper saman patozu var. Bunu da 2016 yılında aldık. Saman işlemede kullanıyorduk. Ancak çok kullanamadık. Çünkü biraz küçük bir makine. Bize yetersiz kalıyor. Daha sonra kuyruklu biçere biçtirmeye karar verdik. Şu an makine dinleniyor. İhtiyaç halinde çıkartıp biçimimizi yapıyoruz. Evet. Makinenin sıfır fiyatı 50 bin lira. 2016 yılında 32 bin liraya mı almıştık biz bunu. Yani arada bayağı da bir fiyat farkı oluşmuş. Hemen arkamızda damlama borusu toplama makinesi var. Bu çift sıralı, otomatik değil. Kendi sanayide yapılmış bir makine. Üstünde herhangi bir marka yok.
2500 lira bunun sıfır fiyatı. Kullanışı basit. Şöyle biraz detay vereyim. Dolduğunda buradan vitesi boşa dağılıp değiştirebiliyorsunuz. Yanınızdaki yani durdurmadan. Daha sonra kaldırıp işlemimize devam edebilirsiniz toplamaya. Sağ tarafımızda ise genç saygınların 3 tonluk su tankeri var. Bunun da fiyatı 5000 lira. Çiftçiliğe sıfırdan başlayanlar için çok bir ihtiyaç değil. Ancak su depolama, mazot depolamak için gerekli bir ihtiyaç. Evet sevgili takipçilerimiz, şimdi de çiftliğimizde en çok kullandığımız ekipmanlardan bir tanesi olan Fimax 3 metreküp yem karma makinesinin yanındayız. Bu makinamız dik bıçaklı, dik helezonlu. 3 metreküp bir makine. Bunu biz 4,5-5 metreküpe kadar çıkardık. Buradaki delikler yardımıyla üzerine bir bant taktık. Şu anda dediğim gibi 4,5-5 metreküp civarında 365 gün kullandığımız bir makine. Gerçekten çok memnunuz. Fimax bu konuda silaj makinesi tecrübemizi yıkıp bu konuda başarılı olduğunu bize gösterdi. Yem karmada kendinden tanklı olmasıyla birlikte kullanımı kolay ve pratik bir makine. Arkasında kepçe yükleyicisi var. Tartısı yok. Rasyonlarımızı biz ayarlıyoruz. Ona göre kullanıyoruz. Tartıya ihtiyacımız olmuyor. Evet, olsa daha güzel olur. Ancak ileride makinamızı büyüttüğümüzde yine tartılı otomatik bir yem karma makinesi alabiliriz. Ha. İleride de yine Fimax tercih eder miyiz? Ederiz. Yem karmada gerçekten başarılı bir 8 metre yapmış. 10 metre küp bandında Fimax tercih edilebilir. Evet. Tepesini yükselttiğinden bahsettin amma oğlum. Tepesi yükseldiği için arkada Fimax'ine düşünmüş. Tepesi yükselince alttaki çubuğa takıp yüksekliğini kovanın daha yükseğe atabiliyoruz. Tepesini nasıl yükselttiğimizden bahsedelim. Tepesi bunlar hayvan yatakları. Servise yaptırmadık kendimiz. Çıkma hayvan yataklarını alıp vidalarına taktık. Yerleri vardı bunun. Daha sonra işte 4-4,5 metre küpe ulaşabildik. Dik helezonla bıçaklarını 2013 seneden beri kullanıyoruz. Evet. Daha eskimedi. Herhangi bir yıllık bakım masrafı olmayan bir makine. Gresi basıyoruz. Gresi basıp kullanıyoruz. Evet. Şaltlarına basıyoruz. Güzel bir şanzıman döşemişler. Evet. Şanzımanda da herhangi bir yağ eksilmedi. Traktörle uyumlu çalışıyor. Goltunda arka kuyruk milinin performanslı olduğunu insanlar bilir zaten. Evet. İkisi gerçekten uyumlu bir şekilde çalışıyor. Ekonomik ve kolay bir şekilde çalışıyor. Yem çıkışında palet sistemi yok. Evet. Düz atmalı. Bizim için herhangi bir zararı yok bunun. Yok. Zaten uzattık biz de kullanılabilir hale getirdik. Getirdik, daha kullanışlı oldu. Evet. Bu şekilde kullanıyoruz. Evet. Kullanmaya devam edeceğiz. Ta ki çiftliğimizi büyütüp daha büyük bir makine alana kadar. Şimdi traktörümüzün hemen önüne geçtiğimizde ise burada ön yükleyici kepçemiz var. Evet sevgili takipçilerimiz, şimdi makine ekipman garajımızın en çok kullanılan ekipmanlarından bir tanesi traktör ön yükleyici kepçesinin yanındayız. Bu 1995'li yıllarda 265 traktörümüz varken yaptırılmış, traktörün üzerine yaptırılmış Maxxam marka manuel bir yükleyici kepçe. Bunu dediğim gibi manuel olarak geri gelirken indiriyoruz aşağı. Şuradaki dili yardımıyla kapanıyor. Açarken de goluba böyle şakırt diye açıyor. Paldır küldür dökülüyor hepsi falan. Ama yıllardır kullanıyoruz, hala kullanmaya devam ediyoruz. İşimizi en çok kolaylaştıran ekipmanlardan bir tanesi. Tabii. Genelde Gold'un önüne takıyoruz. Çünkü dediğimiz gibi bunun pistonları var. Traktörün üzerine yapılmış. 265'i sattıktan sonra pistonlarını buna geçirttik. Buna takıyoruz ve burada kullanıyoruz. Gübre olsun, saman olsun. Bu çeşit işlemlerde bu traktörümüzde bu ön yükleyici kepçemizi kullanıyoruz. Bu kepçeyi en çok kullanan operatör ise amcamdan sonra Ahmet. Kepçe hakkında biraz da Ahmet'e mikrofonu tutup onun görüşlerini almak istiyorum. Hem oğlum, kepçe gerçekten çok kullanışlı. Piston dizaynı ve motora dengeli oturulması sonucunda gerçekten ağır yüklerde de işlem görebiliyor. Biz bunu 1200 kiloya kadar kaldırabildik. Evet. Üstüne daha fazla zorlamadık. Çünkü motora zarar vermek istemiyoruz. Evet. Yani 1200 kiloya kadar rahat kaldırıyor. Daha sonrasında da 2 tona kadar 3 belki 4 ton kaldırabilir. Ancak traktöre zarar vermemek için 1000-1200 kilo kaldırdık. Gayet başarılı. Hiçbir arızası çıkmadı. Kaynakları sağlam. Demir sağlam.
Önde küçük ayağı var. Onu takıp arkadaki şuradaki göstereyim gelin. Bağlantı yerlerindeki demirleri çıkartıp bir, iki tanesini çıkarttığınızda kepçeyi rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz ve de rahatlıkla takabiliyorsunuz. Gerçekten kullanışlı bir kepçe. Pancar ekimi yaparken de burada da bir pancar şeyimiz var. Kovamız var. Onu da basit bir şekilde çıkarıp kepçemizin önüne takıyoruz. Pancar kovamızı kullanıyoruz. Ancak pancar 2006 yılından beri ekip kaldırmıyoruz. Pancar tarımını bıraktık. O yüzden bu da yaklaşık 2006 yılından beri kullanılmadan burada duruyor. Kalıyor. Ara sıra saman atıyoruz. Evet. Yem karmamızın içine. Kepçe kovasının hemen yanında yine pancar tarımında kullanılan bir ekipman var. Bu üçlü pancar sökme çatalı. Pancar tarımını bıraktığımızdan beri bunu da kullanmıyoruz. Atıl bir şekilde duruyor. Üç ayaklıydı. Üç sırayı birden söküyor. Arkasından ellerimizle yığın yapıyoruz. Bıçaklarla kesiyoruz. Ramo'ya atıyoruz. Ondan sonra kantara götürüyoruz falan derken ne kadar zahmetliymiş bu arada. Anlatırken yoruldum. Bunun arkasından ben topladım zaten. O zamanlar çocuktuk. Evet. Beraber topladık. Belimiz çatladı demek. Çatladı. Bunları yığın falan yapardık. Şimdi gerçekten zor. Ama o zamanların makinesine göre büyük bir teknoloji. Bundan önce de çünkü insanlar ellerinin çatallarıyla söküyormuş. Yani bu onlara göre afaki bir teknoloji. Aynen. Şimdi de Grimne'nin 6 sıralı biçeri var biliyorsun, pancar biçeri. O da buna göre çurum bir şekilde gözler önüne seriliyor. Burada çizerimizin arka merdanesi var. Tarlalarımızda çok fazla topaç olmadığı için bunu çıkardık. Ağırlık yapıyor boşuna. Tavında sürdüğümüz için kesek çıkarmıyoruz. Dağıtmaya da ihtiyacımız yok. Evet, yine temel bir çiftlikte tarım işletmesinde bulması gereken bir makine var burada. Bu da Gösen Aylar'ın tırmığı. Bu tırmık açıldığında 3 metre yer götürüyor. Yine tarlalarımızda toprak üstü işlemelerde bu tırmığı kullanıyoruz. Evet, fiyatını söyleyeyim ben size. Fiyatı şu anda 6000 lira. Evet, tırmığımızın da fiyatını kısa bir şekilde aktardıktan sonra sol tarafımızda Özdöken marka 7'li çizerlerimiz var. Dip kazan diye geçiyor, çizel diye geçiyor. Yine çok memnun olduğumuz, işimizi çok kolaylaştıran dikey toprak işleme yaptığımız bir makine bu. Özdöken'in. Özdöken bence, bu bizim fikrimiz, diğer çizer markalarının arasında bacaklarını daha yayvan bir şekilde yaparak toprağı önüne yığmadan güzel bir şekilde toprağı işliyor. Evet, toprağa giriş açısı güzel. Alpleri çok övmüştük. Ancak Alpler çizerde çok geride kalmış. Çünkü çok dikey bacakları var. Özdöken bunda çok önde ve de kırlangıç ayakları dediğimiz kök patlatmaları var. Bacakları uzun şase. 7'li, fiyatı da 10-12 bin lira arasında. Çizerimizin yanında sıkmalı çalmak marka ot pişme tamburu var. Bu 2011 model. Sıkmasını çıkarttık. Çünkü çok ağır oluyordu ve düşük viteste gitmemizi sağlıyordu. Çıkarttık bunu, düz tambur olarak kullanıyoruz. Pişme genişliği 1.95, 1 metre 95 santim. Piston sayesinde yukarı kalkabiliyor. Yol konumuna geçebiliyor. Yani bu arkasını düzlemenize gerek yok. Fiyatını söyleyeyim. Bu sıkmalı olduğu için şu anki fiyatı 40 bin lira. 2011 yılında biz bunu 8 bin liraya almıştık. Yine yükselen bir makine fiyatları var. Evet. O zaman biz aldığımızda normal sıkması olmayan bir makine 1,5-2 bin lirayken bu sıkma teknolojisi çok pahalıydı. Şimdi de almış başını gitmiş. Bizim buralarda yaptığımız işlerde iklimimiz Yonca'ya her ne kadar az uyumlu da olsa Yonca kuruyor. Evet, ıslatmadan balyalayıp samanlığımıza getirebiliyoruz. O yüzden biraz daha lükse dur böyle olmadı. O yüzden sıkmayı çıkardık. Temel olması gereken bir tarım ekipmanı mı? Değil. Bunun düz olanını temel çiftliklerde, tarım işletmelerinde kullanabilirler. Kullanabilirler. Sıkmanın faydası ot biçildikten sonra erken kurumasını sağlıyor. İçerisindeki suyu çıkarttığı için presliyor. Ertesi gün çeviriyorsun. Diğer ertesi günde balya basıp geçiyorsun. Evet. Yani size 2 gün veya 3 gün kazandırıyor. Evet. Bu da işte yağmurlarda çürümesini, yani yağmur riski olan bölgelerde çürüme riskini azaltıyor. Aynen öyle. Yan tarafımızda üçlü Alpler 12 numara pulluğumuz var. Bunu yine Alpler'den vazgeçmemişiz. Abi Alpler pulluk işini gerçekten yapıyor. Yapıyor. Ya bu 90'larda alınmış bir pulluk. Evet. 96'ydı sanırım. Tamam, 90'larda deyince yalan olmuş. Tam tarihini söylemek isterim.
96 yılında alınmış bir pulluk. Çift çeker traktörlere geçmeden önce Massey Ferguson 265 traktöre uygun. 3 kulaklı 12 numara. Yine Alpler'in dayanıklı sağlam bir pulluğu. Bakın hiçbir kırık, çatlak, hiçbir şey olmadan bu yıla kadar ulaşmış bir pulluk. Çeker traktörlere geçtikten sonra dörtlü ve beşli pullukları aldık ve bunu kullanmıyoruz. Yine atıl bir durumda burada duruyor. Evet. Herhangi bir kaynağı falan yok yani, kırılma gibi sıkıntıları yok. Bu pulluğumuz satılık, fiyatı da 3,5 bin lira. Evet. Almak isteyen olursa bize ulaşabilir. Burada yine pancar çatalı var. Bu sanayide ufak bir işlemden geçtikten sonra mısırların arasını sürdüğümüz bir ara çapası haline geldi. Şurada gösteremedik. Üzerini biraz toprak kapatmış. Ayaklarını kestirip burada kaz ayağına benzer pabuçlar yaptırdık ve mısırların arasında ara sürümü gerçekleştiriyoruz. Geçen sene emmi oğlum 35'liğin arkasına takıp bununla 300-350 dekar yer sürdü. Ara çapası yaptı. Hemen sol tarafında telega dediğimiz traktörün arkasına takılan küçük tekersiz remork diyebilirim artık. Taşıma sandığı diyebilirim. Ancak takıp çıkarması zahmetli. O yüzden bunu çok fazla kullanmıyoruz. Belki 10 senedir traktörün arkasına takmadık. Burada duruyor. Çiftliğimizde en çok kullandığımız makine ekipmanlardan bir diğeri tesviye bıçağı var. Tesviye bıçağını en çok gübreyle mücadele ederken kullanıyoruz. Bu gübreyle mücadeleye yorumlarda bir tanesi takılmış. Ne diye? İşte bok kürümenin adı gübreyle mücadele oldu falan diye. Aha. Bok temizlerken bunu traktörün arkasına takıyoruz. 35'liğin arkasında bunu kullanıyoruz. Ufak bir tamirden geçti. Yanlarını sağlamlaştırdık. Sıfırdan kaynakladık. Şu an daş gibi ve kullanmaya devam ediyoruz. Ufak tefek toprak işlerinde ve gübre temizlerken kullandığımız bir ekipman. Bu da 90'lı yıllardan kaldı. 90'lı değil mi? Yıllardan. Evet, bu da çok eski. Çiftliğimizin en eski. Bunun fiyatı sıfırlarının 5-6 bin lira arası. Şimdi burada son olarak iki ekipmanımız kaldı. Bunlar da hisarlar. Toprak üstü işlemelerde kullandığımız dik freze, mikser ve yatay işlem sağlayan alabora dediğimiz rotil var arkadaşlar. Bu mikser 2,5 metre boyunda dik bıçaklı. Çizer çektikten sonra kullandığımız, toprağı işlediğimiz güzel bir makine. Bunu 2014 yılında aldık ve 2014 yılından bu yana kadar kullanamadık. Sebebi şu, Erkun 80 ve LS 90 bu ekipmanla çalışmadı. Şanzımanını çevirmeye yetmedi, motor gücü yetmedi. Ancak Erkun 110'u aldıktan sonra bunu kullanmaya devam ediyoruz ve kullanıyoruz. Biraz ikinem işlemin öneminden bahsedeyim size. Alttaki bıçaklar dik ve toprağı bu şekilde döne döne karıştırıyor. Ve içindeki rutubeti, alttaki rutubeti üste çıkartmamaya sağlıyor. Ve altta herhangi bir tabaka oluşturmuyor. Yan rotilimizde ise altta tabaka oluşturuyor. O yüzden onu mısır yerlerinde falan çok kullanmıyoruz. Bu makine için de Haşmet 110'ları aldık. Yani bu gerçekten önemli bir makine. 2,5 metre dedik. 80-90 beygir sınıfı çekemiyor bunu. En aşağı 100-110 beygir olması lazım. 2014 yılında 20 bin liraya almıştık. Şu an fiyatı ise 35-40 bin lira arası. Yanımızda 2 metre 30 santim olan yatay alaboramız var. Bunun da 2012 yılında sıfır almıştık yine. Nadaslarda ekim öncesi hazırlık için kullanıyoruz. Beygir gücü aralığı 70-90 beygir arası kullanabilir. Ancak dediğim gibi altta bir tabaka oluşturduğu için ve rutubet kaybı yaşattığı için bizim size önermeyeceğimiz makinelerden biri. Fiyatını da söyleyeyim. Fiyatı 25 bin lira. Sıfırı. Şimdi son ekipmanımızın yanındayız. Burada bir tahıl helezonu var. Bunu harmanda ya da ezme yaparken, arpa buğday taşırken, aktarırken çok kullanıyoruz yine. 10 metre uzunluğunda tekerlekleri yardımıyla kolayca taşınılabilir bir helezon. Elektriğe takıyoruz. Elektrik motoru sayesinde içerisindeki spiral demiri çeviriyor.
ucundan aldığı arpayı, buğdayı, remoa, arabaya neyse ucundan boşaltıyor. Bunun da son olarak fiyatını söyleyelim. Evet. Ve videoyu ondan sonra kapatacağız. Bunun da son olarak fiyatı 7-8 bin lira. Evet. Sıfırların fiyatı var. Şu anda sıfır fiyatları 7-8 bin lira aralığında arkadaşlar. Evet çok değerli takipçilerimiz. Bugün makine ekipman garajımızı tanıttık. Tanıtımını yaptık. Güzel bir video olduğunu düşünüyoruz. Evet. Makine ekipman piyasası nedir? Hangi aralıktadır? Ve makineler nasıl kullanılır gibi bilgileri verdik kısaca. Daha sonra merak edenler için tek tek makinelerin tarlalarda kullanımı, vlog videoları gelecektir önümüzdeki sezonda. Bugün geniş bir şekilde makine ekipmanlarımızı anlattık. Emme oğlum ağzına sağlık. Emme oğlum bugün sıfırdan başlayanlar için de bir bilgi hazırladık. Yani evet. Sıfırdan başlayanlar için en azından bir 50-70 bin lira arası sermaye gerekiyor bu ekipman için. Evet. Tabii ikinci el alırlarsa. Yoksa bu yani saydığımız sıfır fiyatlarla olmaz. Onu bile yakalayamazsa. Aynen öyle. Maalesef. Dileyelim ki bu fiyatlar düşsün, çiftçiler İnşallah. Kolay bir şekilde atılıp bu işleri yapabilsinler diyelim ve videoya veda edelim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıkla kalın.